E, yapay zeka atıyor hakemler. Tabii şey zaten e, Merkez Hakem Kurulu'nun yapay zekası Murat Ilgazmış. Haberin var mı sen? 40 abi? 40 tane kriter koyuyorlarmış hakemlerle. Tamam ilgili. zaten şey şöyle geçen hafta eee Beşiktaş Galatasaray maçının hakemi kimdi? Halil Umut Meler. Değil mi? E, zaten sen kriterleri yüklediğin zaman yapay zekaya e, direkt Halil Umut Meler çıkıyor zaten. Evet. <laughs> yani o çok fazla bir şey yapmana gerek yok. Şimdi eee Hakem atamalarından sorumlu, aynı zamanda vardan da sorumlu Murat Ilgaz. Evet. Tamam mı? Şimdi şöyle, ya ligde bir yarış var ya sevgili Cüneyt. Evet. Ya her takım zaten futbolunu oynuyor sahada hocam. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Adana Demirspor. Hepsi oynuyor. Evet. Ya arkadaş sen buna niye müdahale ediyorsun atamalarla beraber mesela? Niye tartıştırıyorsun? Her hafta hakemler üzerinden niye biz konuşuyoruz abi burada? Hocam, yazık günah değil mi ya? Hayır bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunu genelde yapay zekatı değil mi? Şimdi Böyle bir şey var. Bu maç en son ankara gücü Beşiktaş maçı var. Olaylı evet, maç. Evet olaylı. Bunun yani. üzerine bu hakeme niye atıyorsun? Yine Şimdi, Ankara'da bir maç Ya Bir evet. şey söyleyeceğim. Bak yapay zekadan bu çıktı farz edelim. Dersin ki ne yapıyoruz? Bir işin ruhu var. Bir de bir işin değil mi? Evet. Bir görüşü var, bilgisi var, değerlendirmesi var. Sen dersin ki. Ya ne yapıyoruz bizi oraya gönderiyoruz. bu adamı kenderen kenderen işini atıyoruz. atıyoruz. Aynen. Ya bizim ama bir dakika federasyon olarak ne yapmamız gerekir? Mesela oturuyor konuşuyorlar. Ya bizim hakemimizi korumamız gerekir mehakî olarak ateşe atmamız gerekir. Tabi. Bu adam bir daha yani bir kötü maç yönetinde 6 ay maç belki yönetemeyecek. E şimdi Mete kal da sonuçta MHK'de önemli Tabi. bir hakem. E şimdi biz bu adamı başarılı olmasını isterken bir anda yok edeceğiz atıyoruz dışarı. Aman bırakın ya yani. Allah aşkına bunu yapay zeka falan bunu değiştirelim dersin. Evet, mi? Evet. Buraya atar mısın ya Allah ya hocam, aşkına bu normal bir atama mı? Murat Ilgaz 2001'den ben biliyorum. ya yani Bu 2001'den neyi kastettiğimi de hakem camiası eğer dinleyen arkadaşlar varsa eskiler bilirler 2001'den neyi kastettiğimi. Murat Ilgaz'ın bizce bilinen bir şahıs olduğunu hatta MHK başkanı oluyordu normalde şu anda. E zaten bir şey söyleme gizli başkan o. Hayır oluyordu. Yani bir titri yok. Ulaşım. Evet. Titri yok yani. Title yok. Onun haricinde gizli başkan zaten o. Şimdi zaten... Genelde her şeyi organize eden o zaten. Tabii, Murat Ilgaz. MHK başkanı oluyordu. Tabii yönetemez burayı dengeli bir şekilde diyerek daha böyle sakin, daha tecrübeli olan Sabri Çelik'i getirdiler başa ama arka tarafta bütün atamalar Murat Ilgaz'dan sorumlu. Vardan da o sorumlu. Hakemlerin atamasından da o sorumlu ama bize yapay zeka diyorlar. Yapay zeka Murat Ilgaz neyi anlatıyorsunuz? Ya size? Allah aşkına yapay zeka ne hiçbir Bir de diyorum ya futbol federasyonu mesela var ya şimdi şeffaf olalım diyor. Mehmet Bey geldi iyi bir insandı beraber hep beraber gittik yemek yedik. Evet, evet. Zeki Zudurkan sonra da birebir gitti evet, anlattı sonra. geçen hafta İyi bir insan bir şeyler yapmak istiyor. Bu bu şeffaf. Biz Ama bir şey söyleyeyim bu kadar, bu kadar şeffaf olur mu ya? Ameli takım kadrosu açıklanacak iki gün önceden yazılıyor, dört oyuncu. Yani. Bak, iki gün önce iki gün önce bir bakıyorsun Ameli takım aynı kadro. Allah aşkına ya bunu Hı. teknik kadroda kim veriyor kim ne yapıyor? Megar tartışılıyor Ameli takım İngiltere milli takımı alındı açıklandıktan sonra tartışılıyor, ondan evvel kimse bilmiyor düşün. Ha, biz de illa Dünya Kupasına oraya git buraya gitmesen var ya Ameli takım bu kadro son anda açıklanır. Ya bir bakıyorum dört kişi yazıyorlar sosyal ve dördü de aynı şekilde var tabii ki olsun hayır ben ne şeffaflı Tabi aynı şekilde bir futbolcuya ceza veriyorlar Abdülkerim işte bardak çiye der, değil mi? Bir, bardak. iki işte Abdülkerim'in iki maçtan bir maçı bir bakıyorsun sayfa sayfa işte şunlar oldu bunlar oldu herkes biliyor ya şeffaflık da bu kadar şeffaflık değil ya. Yani böyle bir şey var mı ya? Bu Futbol Federasyonu röntgen filmi gibi değil içi böyle tık görünüyor her şey falan. Şurada şu oluyor. Teknik işte idari bölümde, teknik bölümde bu oluyor. İdari bölümde ya yani böyle bir şey olur mu ya? Hocam, bu felasyonu şey... e, Mehmet Bey'in bunlara dikkat etmesi gerekir. Mehmet Bey'in dışında geliş olur bu olaylar. Hocam, Tabii ki. Yani çok kesinlikle bir çok iyi niyetli ve de iyi bir şeyler yapmak istiyor. Evet, sabah i̇yi bir şey. İyi şey, bir işler yapmak kendisine. istiyor dürüst bir insan Mehmet Bey. Ama bu kadar da olur mu ya? Şeffaflık Ceza verildi, bu çıktı işte tahkimden, işte uçakadan bu çıktı vesaire, işte şu ceza buna indi. Nedenleri bunlar? İçeride böyle tartışıldı. Ya pes abi ya. Öbür yandan milli takım açıklanıyor, her şey biliniyor. Hocam, ya, bu nedir milli ya? Takım sizin döneminizde de olmuştur. Hani o zamanlar tabii cep telefonu yok da şimdi. Birkaç gün öncesinden mesela hazırlıklı var olur Vardı cep telefonu Biz milattan önce taş devrimi açıyorduk. <laughs> hayır, yani. hayır WhatsApp grupları falandan bahsediyoruz ya. O Barney çakıl taşı mı? Molos çakıl taşı almıştım ben. Ümit Milli Takım. Barney ile Molos taşı. İkisi çok iyi oynuyordu. Biri var ya Santrafor. Arkası tamamlayıcı on numara oynuyordu Barney. O, o, bu kadar yoktu. Bu kadar kullanılmıyordu hocam. Şu anda... WhatsApp grupları kadroyu yazılıyor. Kadroyu biz o zaman var ya ben sana söyleyeyim mi? Şu güver güvercin uçuruyorduk. Güvercin Güvercine oluyor, koyuyorduk hocam. böyle direk Dur durban böyle adrese gidiyorduk güvercin. Hayır, hayır güvercin. <laughs> hayır, güvercin şimdi güvercin açıyordu çocuk ağ kadroda varım. Tabii, var, tabii hocam, <laughs> tabii tabii. Şunu söyleyeceğim. Şimdi zaten e, bu yeni değil. Yani bu kunt döneminde, Hamit Altıntop döneminde olan değil. Şenol Güneş döneminde de, Fatih Terim döneminde de Üç, bir, üç gün önceden oyuncular hazırlıklı olsun diye mesajlar gidiyor zaten. Belki bir WhatsApp grubum var? Ne varsa. Valla ben orada Fatih Hoca ile çalıştım. Yani. 2005-2007 arası. Zeki Uzundurkan Hı. siz biliyorsunuz. Ben hiç Fatih Hoca'nın açıkladığı o dönemde hiçbir kimse ne yazardı ne de Sosyal medyada orada vardı. Tabii, Her siz şeyde vardı. Parlıdır. Bak hiç bir tane oyuncunun ben orada yazıldığını, erkenden alındığını vesaire falan hiçbirini Ama görmedim. Yeni değil, Hoca hiç açıklardı peş... ondan sonra tabii direkt. Canım. Ama, Aa bu da alınmış sürpriz falan denir. Siz biliyorsunuz Hallü o, o zaman ben mesela almıştım. Yayın koordinatörlüğü yapıyordunuz değil mi? Derbinin hakeminin Halil Umut Meler olacağını ben almıştım. Yapay zekadan önce biliyordum. O zaman yapay zeka sensin abi. Ha benim tabii oldu. 40 40 kriter bende yok. 40 kriter girdi hiç o kriter, gazete, hakemlerle ilgili. Halil Umut Meler karşılıyor. Şimdi burada da çok normal çok artık o kadar iletişim, orada. iletişim gelişti ki ha şuna zaten, katılıyorum. MHK'nin içinden bilgiler belirli gazetecilere sızdırılıyor. Abi sadece 3-5 gün öncesinden kararlar, yazışmalar hepsi oradaki kara kutu gazetelerde kupürleriyle birlikte yayınlanmaya başladı. Ya yani ipin ucu kaçtı orada. Katılıyorum. Orada bir operasyon yapılmalı. Gerçekten öyle. Orada %100 haklısın. Nereden alıyor, nasıl alıyor? Yani. Oradaki bilgisayarda abi gazeteci, gizli olan bilgiler. Abi. Tamam. Ben Gazet gazeteciye, işte, gazeteci Lüce gazeteciye saygı duyuyorum. O zaman helal olsun diyorum. Ortaya çıkıyor. sıkıntı var. Demek ki hala federasyonun içerisinde Sen... o klikler devam ediyor. Bulamamış. Tabii. Şimdi özellikle aradığım özellikle MHK'de al al senin Alman normal fotomaş Hala federasyona hakim değilsin demek. gazetesinin yayın koordinatörüsün. Sen alabilirsin. normal bir bakıyorum sosyal medyada yazıyor. Tık al almış. Hepsi doğru. Onu da tebrik ediyorum ha. O çocuğun i̇şte, gazetici, da yaptığı gazetici, bravo iş. sosyal medyada yazan Tebrik ederim. Hiçbir sıkıntı yok. Ama milli takım böyle bir şey olur mu ya? Zaten bir milli takım açıklandı biliyorsun değil mi? Direkt böyle herkese bir tane mavi boncuk tak kulüplere. Aman baskı alsın Kunz. iki tane maç bir de kötü gider tartışılmayayım. Aman Hazırı kamuoyu kim istiyorsa yani. ona göre alayım falan. işler bu hale geldi ya milli takımda. E, maalesef böyle yani. Hocam bu Dünya Kupası... <laughs> yani nasıl kadro var? kadro direkt onluk zaten ya. Bir şey Hiç. bekliyor musun? Değişiklik Efendim? Falan. Ne gibi? Nerede? Hı. Milli takımda milli takım ama 20 yarın iki önemli ha, hoca mı? Ya. konuşacağız. Hı, evet, milli takım herhalde. önümüzdeki günlerde çok konuşacağız. Önümüzdeki <gülüyor> <gülüyor> haftada programımız Tabii. var. Lig'de. Öyle Orada mi? Konuşuruz tamam. milli takımı da. Program, yarın Fenerbahçe, <gülüyor> <moderatörümüz>. <gülüyor> Fenerbahçe bir tek sen Giresun spor maçı var. Onu konuşalım.